Bugün kadına şiddetle mücadele günü ve sözlerime tekrar hepimiz için, dünya için aynı şeylerin yaşandığı birçok ülkede yaşanan kadına karşı şiddetin kınayarak ve dikkat çekerek başlamak istiyorum. Bugün bizim açımızdan tabii ki maçın sonuna baktığımızda çok güzel bir sonuç. 4 gollü galibiyet. Buna ihtiyacımız vardı çünkü daha önceki haftalarda da söylediğimiz özellikle sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün bunu çok daha erken bir şekilde bitirdik, maçı erken bitirdik. Maçın başından sonuna kadar aslında istediğimiz oyunu, topun daha çok bizde olduğu, pas trafiğini arttırdığımız, top kayıplarını daha azalttığımız ve devamında da rakibe geçtikten sonra da çok kısa bir şekilde geri aldığımız bir maçtı. Maçın geneline baktığımızda yani başlayan, devam eden bütün oyuncular aynı oynadığımız sistemin üzerinden devam etti. Ve çok fazla gol pozisyonu bulduk, çok fazla gol attık. Alanyaspor'a tabii ki önemli oyuncular da var. Geçiş hücumunu oynamak için önde 4 tane hızlı oyuncuyla başladılar ama buna çok fazla fırsat vermedik. Günün sonunda bizim için değerli bir galibiyet oldu. Bugün buradan ayrılırken hem 4-0'lık galibiyet hem moral. Hem de özellikle bugün yeni oynayan, daha az oynamış, son maçlarda daha az süre almış birçok oyuncumuz da bugün sahada yer aldı. Onların performansları da önemliydi, değerliydi. Birincisi sakatlık konusu özellikle son 2 gün antrenman yaptı. Bundan önceki maçlarda hiç antrenman yapamadan direkt bizle maça çıkıyordu. Onun için tabii ki bir futbolcu için zor bir şey. 2 gün antrenman yaptı. O değişimi de zaten bugün sahada görebiliyoruz. Bu fedakarlık önemli bir şey. Uzun zamandır bu fedakarlığı yaptı. Takım için oynuyor. Takımı ne kadar çok sevdiğini, ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Aslında ikinci sorunuzun cevabı da birinci soruda gizli. Yani Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray onu çok seviyor. Yani Galatasaray'ın dışında Türkiye Icardi'yi çok seviyor. Gerçekten Icardi Türkiye'yi seviyor. Ve belki bir nesli Galatasaray'la yapma yolunda önemli işlere imza attı. O yüzden hem Galatasaray için çok değerli, Icardi de burada çok mutlu. Çok fazla da yani gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri de ben çok fazla değerlendirme şansı almıyorum. Şu anda da zaten daha Kasım ayındayız. Okan Bey. Şöyle, tabii ki hazırız ama işte milli takıma giden oluyor, sakatlıktan çıkan oluyor, maç eksiği olan oluyor. Bizim oynatamadığımız oyuncular oluyor. Yani burada bazen aynı kadrolarla devam ediyoruz. Takım hep kazandı. Ligde 10 maç üst üste kazandık. Avrupa'da iyi bir yerdeydik. O yüzden çok maç oynasak da bizim az süre verdiğimiz oyuncular da olabiliyor. Bunlardan biri de Ndombele'ydi aslında. Yani bundan önceki maçlarda çok az süreler vermiştik ama bugün bu hafta milli takım arasında çok iyi çalıştı, iyi hazırlandı. Biz de onu hazır gördüğümüz yerde de formayı verdik. Bu tür forma veremediğimiz oyuncular da var ama genel olarak hep aynı şeyi söyleyeceğim tabii ki. Yani çok yoğun bir fikstüre girdik. Bu fikstür içerisinde kazanmak bizim için tabii ki Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmak. Her maçı kazanmak için öncelikle o maçı kazanacak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Ve bu kazandığımız ve kazanacağımız maçlar için de tabii ki hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda daha iyi durumdayız ama işte dediğim gibi yani belki ana sıkıntımız, ana eksiğimiz bazı oyunculara daha az süreler veriyoruz. Bundan sonraki maçlar burada yoğun fikstürde yine bu değişimleri tabii ki yapacağız. Herkes oynayacak, bütün oyuncular oynayacak. Ama oynamayan oyuncu da tabii ki kendini hazır tutmaya çalışıyor. Mutsuz olabiliyor. Yani gayet normal. Hepsi insan aslında baktığımızda yani oynayan kadar oynamayanın da aynı psikolojide olmasını tamamen bekleyemezsiniz ama genel olarak hepsi oynadığı zaman da iyi profesyonel olduklarını gösteriyorlar. Bugün de yani birçok oyuncuyu değiştirdik ve hepsinden iyi performans aldık. Gürkan. Şöyle tabii ki yani geniş bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde her şey çok iyi gittiğinde tabii ki kadroya girebilecek oyuncu sayısı belli. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadroyu alamıyoruz. Geç katıldığı için o sayıya uymuyor. Türkiye Ligi'nde de tabii ki o mevkide baktığımızda 5 tane oyuncu var. Yani Kaan'a da orta saha bölgesine saydığımızda 5 tane oyuncumuz var. Burada 5 kişinin aynı anda
kadroya girmesi, yani Eyüp'ün önünde 5 kişinin olması Eyüp'ün burada süre alması zorlaştırıyor. Ama tabii ki Eyüp bizim için bir yatırım. Onun yanında tabii ki Gökdeniz'i aldık yine Almanya'dan. Kendi altyapımızdan bizde çıkan yine Efe var, Hamza var. Yani birçok oyuncumuz var. Ali Turap var, Ali Yeşilyurt var. Yani altyapıdan da bizle beraber çıkan, bizi destekleyen oyuncular var. Zamanı geldiğinde tabii ki onlar da şans bulacaklar. Ama Galatasaray kadrosu tabii ki geniş bir kadro. Bu yarışın içerisinde bütün oyuncularımızı değerlendireceğiz. Atabey. Ya şöyle, tabii ki bu sakatlıkları bir değerlendireceğiz. Belki yarın olmasa bile bir sonraki gün Davinson'la ilgili tabii ki MR çekilecek. Tam olarak ne olduğunu, bir ağrısı oldu arka adresinde. İnşallah önemli bir şey yoktur. Bir sonraki maça yetişir. Abdülkerim'in yetişeceğini düşünüyoruz. Bir kere yani ondan beklentimiz daha yüksek ve bugün de zorlasak belki oynatabilirdik ama zorlamak istemedik. Bir sonraki maç için hazır olacağını düşünüyorum. Ama olmayacağı senaryoda tabii ki Viktor ve Kaan, iki tane yine bizim Kaan da bugün stoperde de bence çok iyi bir performans sergiledi. Yine Viktor hazır bekliyor. İki tane stoperimiz var. Orta sahada da yine dört tane önemli oyuncumuz var. Yani hem tecrübeli, yani Sergio var, Ndombele var, Kerem Demirbay, Lucas Torreira. Yine bu dört oyuncunun ikisini seçip maça çıkacağız. Çağatay Bey.